Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni icadımı görüyorsunuz. Özellikle ay kızları sizi uyarmak istiyorum bu icada karşı. Bu arada kedi de geldi. Neyse kedi oynasın arkadaşlar. Şu arabanın çalışmasına devam ettirelim. Tamam. Şimdi ne diyorduk? Evet arkadaşlar. Bu yeni icadım gördüğünüz ejderhalar. Bu ejderhalar sıradan oyuncaklar gibi duruyorlar ama aslında çok tehlikeliler. Çünkü bu ejderhaların içine dönüşüm makinelerimi sakladım. Bu ejderhaların içinden normal bir insan geçmeye çalışırsa eğer farklı farklı değişik şeylere dönüşebilir. Mesela kediye dönüşebilirler. Bu kedi kedi çocuk mu? Baykuş kız mı? Kertenkele çocuk mu bilmiyoruz. Ama her biri olabilir. Onun için size uyarım, sakın bu ejderhaların içinden geçmeyin. Tamam Romeo, geçmeyiz. Şimdi siz geçmeyin ama pijama askerleri geçirtin. Pijama askerleri buradan geçirtmek için bir yol bulmamız gerek. Yardıma ihtiyacımız var. Birisi ejderhanın ağzında sıkıştı diyelim. Aferin ay kızı. Olabilir. Tamam, çağırıyorum Romeo. Pijama askeriler, yardıma ihtiyacımız var. Birisi ejderhanın içinde sıkıştı. Süper kedi hızı, geldim. Ne oldu? Birisi ejderhanın ağzında sıkıştı kedi çocuk. Ejderha mı? Burada araba geçiyor. Nasıl sıkıştı? Her geçtiğinde araba onu ezerdi biri sıkışsaydı. Bu ejderha değil kedi çocuk. Bundan sonraki ejderha. Şu var ya. Tamam, bekleyin ay kızları, ben kurtarırım. Bu arada siz neden kurtarmadınız ki? Biz ejderhadan korkuyoruz kedi çocuk. Of, birazcık da korkunçmuş aslında bu. Kediye ne oluyor? Olamaz, kedi yolu kapatıyor. Neyse, kediyi boş verin. Ben ejderhanın içindeki adamı kurtarmalıyım. Kurtaralım şimdi. Gel bakalım. Kim kaldı burada? Kim sıkıştı? Giriyorum. Oo, içeri doğru kayıyorum. Bu arada kedi arabayı durdurdu arkadaşlar. Neden durdurdunuz arabayı? Ah! Elime dokunma, dur. Tamam. Kedi elime cırmık attı arkadaşlar ya. Bu arada kedi çocuğa ne oldu? Kedi yine arabayı durdurdu. Niye arabayı durduruyorsunuz? Neyse arkadaşlar, biz kediyle uğraşmayalım. Neyse, onun da canı sıkılmasın. Arabayı geri çalıştırıp bırakalım. Kapı da koyalım. Tamam, birlikte oynasınlar. Şunun kafasına bakın. Neyse, biz ne yapıyorduk? Ha, ejderha. Ne oldu bana? Ooo Romeo. Kedi çocuk dinozora dönüşmüş. Bana ne yaptınız? Ay anneciğim, bu çok tehlikeli Romeo, ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Görev başarılı işte. Bak, kedi çocuğun elleri çok fazla küçüldü. Artık kimseye yardım edemez. Minicik dinozor elleri var artık. Kedi çocuğun dönüştüğünü anlayan kedi onu kurtarmaya geldi anlaşılan. He, kedi bize bulaşmasın diye arkadaşlar onun arabasını çalıştıralım. Onunla meşgul olsun. Şunun kafasına bakın nasıl dönüyor. Tamam. Şimdi sıra diğer pijama askerlerde. Ya bu kedi neden böyle yapıyor? Hey kedi. Kapatırım ha arabayı. Tamam, arabayı kapattık. Kedi canımı sıktı ya. Pijama askerliler gelin. Ne oldu Romeo? Biri pijama askerliler mi dedi? Evet ben dedim. Kedi çocuk şu dinozorun ağzına girdi baykuş kız. Orada sıkışıp kalmış olmalı. Hiçbir yerde yok. Buradayım, buradayım. Bu dinozor yalan söylüyor baykuş kız. Ona inanma. Kedi çocuk zaten kedi şeklinde, bilmiyor musun? Burada sıkışmış olmalı dinozorun ağzında. Git onu kurtar. Ah! Olamaz. Bu kedi yalan söylediğimi anlamış olmalı. Bana saldırıyor. Kedi çocuk dayan, seni kurtaracağım. Bu dinozorun ağzındasın demek. Kedi çocuk burada mısın? Romeo. Ne oldu bana? Her şeyden 8 tane görüyordum. Seni örümceğe dönüştürdü dönüşüm makinesi. Bu ejderhanın ağzında aslında bir dönüşüm makinesi vardı. Romeo, beni eski halime dönüştürmezsen seni ısırırım. Aa, bak bu olmadı işte. Ay, uzaklaşayım da. Tamam, bu köprünün üstünde güvendeyiz. Kertenkele çocuk koş, acil. Biri bana mı seslendi? Evet kertenkele çocuk, ben seslendim. Dinozor makinesinin içinde pijama askerler sıkışıp kaldı. Onu kurtar. Dinozor makinesi mi? Nasıl yani? Bunu mu diyorsun? Bu da bir kertenkele aslında, biliyor muydun Romeo? Ne kertenkelesi? Kertenkele çocuk. Neyse, arkadaşlarımın burada olduğunu mu söylüyorsun? Bana bir tuzak gibi geldi bu daha çok. Evet evet, git kurtar. Sıkıştılar ağzında.
Ya beni ısırırsa bu? Makine dedim ya, o gerçek değil. İyi tamam Romeo, bir şey olursa sorumluluk sana ait. Kedi çocuk, baykuş kız, burada mısınız? Burada değillermiş Romeo. Bu arada bana ne oldu? Kendimi çok güçlü hissetmeye başladım. Ve karnım da çok acıktı. Şu an seni bile yiyebilirim Romeo. Kertenkele çocuk. Kendine gel, bu sen değilsin. Ne yaptın bana Romeo? Beni eski halime dönüştürecek misin? Tamam hadi gelin sizi eski halinize dönüştüreyim. Sakın beni yemeyin ama. Baykuş kız, sakın sen de beni ısırmaya çalışma örümcek zehirinle. O zaman bizi eski halimize dönüştür Romeo. Evet Romeo. Ben neden kertenkele çocuktan küçük bir dinozor oldum? Çünkü kertenkele çocuk zaten kertenkele olduğu için, bak, kendi türünün bir örneği olduğu için daha büyük olmuş olabilir. Kedi çocuk, ne kadar küçüksün. Seni yıkabilirim. Büyük olmak çok hoşuma gitti. Ben eski halime dönüşmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Artık böyle yaşayacağım. Kertenkele çocuk, yerinde olsam gitmezdim. Dinozor elleri çok küçük. Onlarla su bile içemezsin. Birkaç gün sonra susuzluktan bayılmış bir halde buluruz seni. Dinozorlar çok su içer. Ne? Bana bir kap su versene Romeo. Bir kap su sana yetmez kertenkele çocuk. Senin için bir kamyon su lazım eğer dinozor kalmak istiyorsan. Bir kamyon suyu da hiçbir yerden bulamayız burada. Of ya of. Hadi dönüştür o zaman bizi Romeo. Tamam, dönüştürüyorum. Dönüşüm makinesi. Döner möner, her şey eskiye döner. Donar. Ağzımdan sinek tadı geliyor. Kusacağım. Ay, dinozorların arasında olmak çok garip bir histi. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Romeo gene bizi kandırdı. Sen de gir bakalım. Baykuş kız dur, yapma sakın. Beni nasıl eskiye dönüştüreceğinizi bilmiyorsunuz. Sonsuza kadar dinozor olarak kalırım. Ha, iyi o zaman. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.